Merhabalar sevgili seyirciler, 15 bülteni ile sizlerleyiz. Başbakan Ahmet Davutoğlu, İtalyan iş adamlarına Türkiye'ye yatırım yapmaları çağrısında bulundu. Başbakan Ahmet Davutoğlu, İtalyan iş adamlarına Türkiye'ye yatırım yapmaları çağrısında bulundu. Başbakan Davutoğlu, İtalyan mevkidaşı Renzi ile birlikte Türkiye-İtalya İş Forumu toplantısına katıldı. Burada bir konuşma yapan Davutoğlu, Türkiye'nin İtalya ile daha fazla işbirliği yapmak istediğini söyledi. Biz siyasilerin iş dünyasına yapacakları, verecekleri taahhüt, bir siyasi istikrar, iki siyasi vizyon, üç bürokratik engellerin aşılmasıdır. Türkiye ve İtalya, Türk ve İtalyan iş adamlarının önündeki her türlü bürokratik engeli kaldırmaya kararlıdır. Dün ve bugün savunma sanayi alanında ortak çalışma konusunda da çok önemli görüşmeler gerçekleştirdik. Zaten Atak helikopterini ve TürkSat uydusunun son gelişmelerini İtalya ile işbirliği halinde gerçekleştirdik. Önümüzdeki dönemde de savunma sanayinde de çok geniş bir ortak işbirliği alanı olduğu aşikar. İtalyan şirketlerini Türkiye'de daha fazla yatırım yapmaya çağırıyoruz. Yine önemli bir işbirliği alanı olarak da Türk ve İtalyan şirketleri üçüncü ülkelerde, özellikle Afrika'da ve daha birçok ülkede birlikte ortak projeler geliştirebilirler ve bu ortak projeler bağlamında Türkiye ile İtalya arasındaki ilişkileri üçüncü ülkelere, diğer bölgelere yansıtabilirler. Bugün Etiyopyalı'ya iş sözü veren Türkiye, bölgeye ilişkilerin bir üst seviyeye çıkması, serbest ticaret anlaşması imzalamaya hazırlanıyor. Ekonomi Bakanı Zeybekçi, 421 milyon dolarlık dış ticaret hacmine sahip ülkeye bir Türk kamu bankası açılacağı müjdesini verdi. Türkiye'ye yıllık 421 milyon dolarlık dış ticaret hacmine ulaşan Etiyopya ve ekonomik alanda yeni bir sayfa açılıyor. İki ülke arasındaki ticareti geliştirmek için serbest ticaret anlaşması imzalanması için harekete geçildi. Yatırımların artırılması için Eksibank'ın bölgeye ayıracağı kredi oranı artırılırken ülkeye bir Türk kamu bankasının açılmasına karar verildi. Bölgede Türk iş adamlarının 3 milyar dolarlık yatırımı ve 200 bin kişiye istihdam talebi bulunuyor. Doğu Afrika temaslarının ikinci gününde Etiyopya İş Forumu'na katılan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, hedeflerinin iki ülke arasındaki ticaret hacmini arttırmak olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu kendi döneminde Sosyal Güvenlik Kurumu'na sınavsız atamalar yapıldığını iddiaları yalanladı. Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melik Gökçek ise isim isim ispatı hazır olduğunu söyledi. CHP lideri Kılıçdaroğlu kendi döneminde SGK'ya sınavsız atamalar yapıldığı iddialarını yalanlarken Melik Gökçek ise isim isim ispat etmeye hazırım dedi. Kocatepe Camii'nde eski CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Hasan Belovacıklı'nın cenaze törenine katılan Kemal Kılıçdaroğlu şu açıklamayı yaptı. Sınavsız akrabaları, sınavsız, 7 kişiden vazgeçti. 7 kişi. 7 kişi sınavsız aldığı ispat etsinle bırakacak. Ama iddia eder. Başbakan kurtulur, bırakacak. Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerine Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melik Gökçek'ten jet cevap geldi. CHP liderine meydan okuyan Gökçek, ben isim isim ispata hazırım. Çıkalım televizyona. İspat edemezsem ben belediye başkanlığını bırakmaya söz veriyorum. Sözünü neriyse ben ispat edince o siyaseti bırakmalı. Haydi Kılıçdaroğlu, cevap bekliyorum dedi. Kemal Kılıçdaroğlu'na Gökçek'in bu açıklamaları da soruldu. Zonguldak'ta özel maden ocağında meydana gelen göçükte bir işçi hayatını kaybetti.
Zonguldak Dilaver Mahallesi'nde özel bir şirkete ait maden ocağında 11.30 sıralarında göçük meydana geldi. Göçük sırasında 33 yaşındaki Selami Yalçın toprak altında kaldı. Arkadaşlarının göçük altında kaldığını gören diğer madenciler hemen yardıma koştu. Yapılan müdahalenin ardından ocaktan çıkaran maden işçisi 112 ekipleri tarafından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Selami Yalçın hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Türkiye Gençlik Vakfı Genel Başkanı İsmail Emanet ve Yönetim Kurulu üyeleri Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zola'nı ziyaret etti. Tarihe baktığımızın aslında medeniyet olarak bir bakım edilmesi. Yani şiirlerin bir yapısı üzerinden konuşuyoruz. O yüzden bence bu özelliğini tekrar canlandırmak lazım. Bunun başkanımız da zaten bilim üzerinde de tarih olacak. Sizler bir tebliğ için. Belki son dönemlere kadar biraz arka planına kalmış diğer geleceği de dalgalara da geleceği olan bu gençliğe inşallah bu kutlamız bu amaca niyetler olur. Niyetler öyle ister. Öyle ister. Tabii bu milletin en değerli varlığı insan. Bir sermaye dediğim zaman bunu değerli olan da manevi anlamda içinde bu değerlere sahip olur. Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Demirci İlçe Merkezi'nde içme suyu sıkıntısının yaşanmaması için iki yeni sondaj çalışması gerçekleştirdi. Manisa'nın büyük şehir olmasıyla birlikte sorumluluk alanına dahil olan 17 ilçenin altyapı, kanalizasyon, içme suyu ihtiyacını karşılamak için kolları sıvayan MASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri gün geçtikçe mevcut sorunları çözerek vatandaşların ihtiyaç duyduğu hizmetleri hayata geçiriyor. Bu kapsamda MASKİ Genel Müdürlüğü bilinçsiz su tüketimi ve içme su kaynaklarında yaşanan sorunlara çözüm üretmek için gerçekleştirdiği sondaj çalışmalarıyla Demirci ilçesine can verdi. Alkol madde bağımlılığı araştırma tedavi eğitim merkezinde yer bulamadığı için 12 yaşında bulaştığı uyuşturucu illetinden kurtulamayan 22 yaşındaki İzmirli UE, elinde mesleğim var, mesleğimi yapamıyorum, her gün ölüp ölüp diriliyoruz dedi. Dedim yok bunu bulayım öldüm, yok şu parayı bulayım şunu içeyim. Bir arasızlık yapalım, bir arasızlık buluyoruz, buluyoruz, bunu buluyoruz. Yani sonumuz olacak yoksa biz de ölmeyecek biri, ya da biz birini öldüreceğiz. İçmeyince? Kuduruyor, sinir basıyor. Sıkıntı basıyor. Ya halk kullanıyor, hepsini içiyoruz ya. Kaç gün içiyorsunuz? İki gün oldu içtimin işte. Günün içim. Kollarımı da abla hep uyuşturucu yüzünden. Ah, kendik içinde. Uyguma geldim şimdi. Referent dedi ama elimizde tutan yok işte. Lafla verdim mi gençlerimizi kurtarın gençlerimiz. Topluma kazanır ama topluma kazanır mı? Bizi tekme attı, bizi geri çukura düşürüyor. Annen bu devlet nerede, bu adalet nerede? Ben bu odaya hiç bizim iç anıma selam bile vermem. Eksel de Roj,
Deva, Esrar, Anasını Gülük, Kayıpçız, alkol dedi fazla aramak ama at dedim mi benim belim gidiyor işte. 20 tane, 30 tane insan bana kafa yapmıyor. Dünya mı alıştın? Dünyası kafa yapmıyor, 30 tane insan bana kafa bir şey yapmıyor. Biz normal insan 30 tane astronist insan öldürüyor. Biz o kadar anında kremamızı 30 tane bitireceğim. Bozuluyor. Evden nefret ediyor. Kimseye masum olmak üzere içime geldim bu yere geliyor. Ben burada bütün Türk vatandaşlarına yalvarıyorum, devlet adamlarına yalvarıyorum. Benim çocuğum yandı, başkaları yanmasın. Elinize birisi tutsun. Benim çocuğum uyuşturucu bataklığına düşmüş, babası başında yok. 13 yaşında bir oğlum daha var. Gece gündüz o çocuğun peşime takarak İzmir'in bütün dük köşelerini arayıp da yavrumu alıp eve getirmek zorunda kalıyorum. Yiyecek ekmeğimi bulan benim çocuğuma verin, başkasının karnına girmesin. Ondan sonra benim çocuğum her gün ölüme gidiyor. Askere gönderdim. Şeye hastaneye yatırdım, askere gönderdim. Eline verdi bir çocuk raporu. Çocuğum çocuk raporu aldık geldikten sonra daha kötü oldu. Hazreti Esmiye'yle o şubeye gittik. Şubenin karşısına oturdum. O ağladı, ben ağladım. Herkesin çocuğu asker elbisesin gibi. Benim çocuğum neden bürüstün hafta? Hemen devlete yardım bekliyorum. Elimizi tutsun. Ki onun vatandaşıyız. Benim oğlum şu anda keşke askerde şehit düşüp gelseydi, bir çocuk alıp gelmeseydi. Ben şehit annesini tercih ederdim. Uyuşturucu ölen çocuğun annesini tercih etmiyorum. Bir anne için gece sabah kadar kapının önünde oturup çocuğun ölüsünü beklemek kolay mı? Onu bütün annelerden sesleniyorum. Bütün devlet adamlarına sesleniyorum. Başbakanıma yalvarıyorum. Cumhurbaşkanıma yalvarıyorum. Bir evladın elini tutsun. Benim gibi anneler de cesaretli olsun. Evlatların peşine düşsün. Yavruları el ele verip kurtaran bu uyuşturucu satanları yakalasın. Yalvarıyorum bunlara, yalvarıyorum. Benim çocuğum uyuşturucuya alıştırmış sana çok veda ediyorum. Başkaları da benim çocuğum veda etmesini istemiyorum. Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cağan, Karaağaç Mahallesi'nde yapılması planlanan mahalle konağının yerinde incelemelerde bulundu. İncelemeye Başkan Cağan'ın yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Ergün Kırdemli, Uşak Halk Sağlığı Müdürü Hasan Kaya, Karaağaç Mahallesi Muhtarı Mustafa Korkmaz da katıldı. İncelemede mahallede hizmete devam eden 3 nolu sağlık ocağının olduğu alanda yapılması düşünülen mahalle konağı için mahalle halkından ve sağlık ocağı doktorlarından bir fikir alındı. Konu hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Nurullah Cağan, mevcut binanın modernize edilerek çok amaçlı kullanılması istediklerini dile getirdi. Yüz Haber TV'de Gamze Şafak ile Siyah Beyaz programına konuk olan şair, yazar ve tiyatro eğitmeni Ahmet Nazik Dok konuk oldu. Dok, proje ve sosyal faaliyetlerini anlattığı şiirlerini Yüz Haber TV izleyicileri için seslendirdi. Şiir yazıyorsunuz fakat siz kitap da yazıyorsunuz. Evet. Ve ayrıca projeleriniz de var bunlarla ilgili. Biraz dinlemesini Şimdi ben çocuk edebiyatı üzerine bir kitap yazdım. Ejderha Prenses diye tamamen fantastik kurgu çocuk romanı. Hikaye masal. Bunun tiyatroda görüşmeleri yapıldı. İnşallah nasip olursa önümüzdeki yıl müze olarak çocuklarımıza hediye edeceğiz. Buna bağlı olarak kitap yazmanın yanı sıra kitap okuyan insanlarımız için, özellikle engelli vatandaşlarımız için ben konuşan kitap yapmayı düşünüyorum. Konuşan kitap. Evet. Acaba? Mesela örnek vereyim, ben şimdi şiir kitabımı çıkaracağım yine inşallah Allah nasip ederse. Burada okuyucularımız şiirlerini okuduklarında, evet, okumuş oldukları sayfadaki barkodu cep telefonuyla, akıllı cep telefonlarıyla tutarak internet sistemine bağlanacaklar. Orada bu şiirin klibi varsa klibini, şarkı olarak bestelenmişse şarkısını dinleyebilecekler. İşte hikaye masallarda ise, hikaye masal kitabında ise her sayfada ya da belirli bir anlatım sayfasına barkod koymak suretiyle bir okuyucu tarafından diksiyonu güzel bir okuyucu. Aynen öyle diyorum. O şekilde sayfayı okuduklarında masal şeklinde dinleyecekler. Evet. Böyle bir şey düşünüyorum. Dün gece sabahlara kilit vurdu argın. Gözler cennet misali, bir ok gibi kaşlarım.
aşkın hakka yalvarış. Aşkın hakka yalvarış. Sevgiliye yar beni. İki yıl üst üste dünya şampiyonluğunu kazanan İzmirli Rüzgar Sofki, Fulya Ünlü, Türkiye'nin gururu oldu. Türkiye'nin rüzgar cenneti Alaçatı'da kurs yanmasın diye ağabeyinin yerine 2007 yılında başladığı rüzgar sörfüne olan aşkı Yaşar Üniversitesi Uluslararası Lojistik Bölümünü öğrencisi Fulya Ünlü'nün iki kez üst üste Genç Bayanlar Dünya Şampiyonu yaptı. Son 4 yılda Türkiye şampiyonluklarını da ambargo koyan Fulya Ünlü, hedefinin büyükler kategorisinde de şampiyon olmak olduğunu söyledi. Bir ağlayan, biri sakin duran iki ikiz kardeşlerin arasına oturtulan bir bebek, kardeşlerinin benzerliğine anlam veremeyerek adeta error verdi. İkizlerin arasında kaldığı benzerlikten şaşkına döndü. Birkaç gün içinde 2 milyondan fazla kez izlenen bu görüntüler Amerika Birleşik Devletleri'nden. Kahramanımızsa iki kız kardeşlerin arasına oturtulan 2 yaşındaki erkek çocuk. Bir sağına bir soluna bakan bu şaşkın çocuk ikizlerin benzerliğini bir türlü anlam veremiyor. İkizlerin anne ve babasıysa kahkaha krizine giriyor. Antalya'da sabaha karşı başlayan yağmur yerini şiddetli rüzgara bıraktı. Konyaaltı sahilinde rüzgarın etkisiyle dalga boyu 3 metreye ulaştı. Özellikle kent merkezinde etkisini artıran şiddetli yağmur öğle saatlerine doğru yerini güneyden esen şiddetli rüzgara bıraktı. Kent merkezinde sıcaklığın 12 derece olarak ölçülürken yağmurun etkisiyle denizin çamura döndüğü görüldü. Dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde zaman zaman dalga boyu 3 metreye ulaşırken vatandaşlar çamur dalgalarının fotoğrafını çekti. Yetkililer akşama doğru kent merkezinde ve ilçelerde yağmurun şiddetini arttıracağı konusunda uyarılarda bulundu. Hatalı sollama kazayla noktalandı. Görüntüler Polonya'dan. Otoyolda trafik normal seyri içinde akarken sollama yapan otomobili geçmek isteyen araç yağışlı hava dolayısıyla kontrolden çıktı ve bir başka otomobile çarptı. İki araçta da yol kenarını savururken başarısız sollamaya imza atan otomobil takla attı. Kazada takla atan araçtaki sürücü yaralandı. Hatalı sollama kazayla noktalandı. Görüntüler Polonya'dan. Otoyolda trafik normal seyri içinde akarken sollama yapan otomobili geçmek isteyen araç yağışlı hava dolayısıyla kontrolden çıktı ve bir başka otomobile çarptı. İki araç da yol kenarına savrulurken başarısız sollamaya imza atan otomobil takla attı. Kazada takla atan araçtaki sürücü yaralandı. Biz Haber TV'de 15 bültenin sonuna geldik. Ana haber bülteninde görüşmek üzere, hoşça kalın.